Merhaba arkadaşlar, şu an Joy Denemez kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsanevi bir oyunla karşınızdayım. Oyunun adı Daikatana. Ya oyun efsanevi olmasa bile çıkışı efsanevi bir oyun. Çok eski bir oyun olduğu için pencereyi tam oturtamadım. Kenarlar siyah birazcık. Bundan dolayı bir sıkıntı olacak. Oyunu şöyle bahsedeyim ben. Bu oyun 2000 yapımı olması lazım. Evet, 2000 yılında çıktı. Oyunun yapımcısı John Romero. Birazcık oyuna başlamadan önce oyun hakkında bilgi vereyim. Oyunun yapımcısı John Romero, Wolfenstein, böyle okunuyor sanırım, tam bilmiyorum. Ve Doom oyunun yapımcılarından bir tanesiydi. Yani oyunu yapanlardan bir tanesiydi. İlk FPS oyunlarıydı bunlar da. İlk FPS oyunlarını yapan bir arkadaşın yaptığı bir oyun bu. Oyun şöyle, iki arkadaş yapıyorlar tabii Wolfenstein ve Doom oyununun ilk oyununu. İki arkadaş yapıyorlar. Bir tanesi de John Romero isminde bir arkadaş işte. Daha sonra bu arkadaş o arkadaşından, yani oyunları birlikte yaptığı arkadaşından ayrılıp kendine bir ofis açıyor. Ve insanların hayranı olacağı bir oyun yapmak istiyor. Daha sonra bu Daikatana oyununu yapmaya başlıyor. Yani arkadaşı da başka işlerle uğraşıyor falan. Bu arkadaş yani herkese böyle pohpohluyor. Yani bu ciddiyim, oyun tarihinin en yani balon oyunlarından bir tanesi yani. Bir şekilde patlayan oyunlarından bir tanesi, elde patlayan oyunlarından bir tanesi. Çünkü bu John Romero denen arkadaş oyun çıkmadan önce oyunu çok pohpohlu, yani öyle oyun olacak, böyle oyuncak olacak fazla falan, yani o zamanlara göre işte şu olacak, bu olacak diye insanları gaza getiriyor falan. Hatta şöyle bir afişi var, yani oyundan çok o afişi efsanedir. Adam yaptığı afişte şöyle yazıyor, aynen şu şekilde yazıyor: John Romero sizi orospusu yapacak. Afişte böyle yazıyor ve o zaman insanlar da oyunu yüksek tutuyorlar, beklentileri. Beklentiler yüksek olduğu için yani afiş onları rahatsız etmiyor. Şöyle bir başlayayım ben. Tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum. Ben oyuna girmedim bu arada hiç. Şöyle başlatacağım. Oyunu bu şekilde yapıyor ve o zamanın oyun motoru çok kötü. Grafikler falan efsanevi kötü. O diğer arkadaşı başka bir oyun motoru yapıyor. Onun oyun motoruyla oyunu tekrardan yapmaya falan çalışıyor. Normalde bu oyun nasıl geçiliyor? Evet. Normalde bu oyun 1996 yılında çıkacakmış. Fakat oyunun demosunu bir yayınlıyorlar abi. İlk çıktığı zamanlar E3 olması lazım. E3 fuarında oyunu bir yayınlıyorlar abi. FPS 17-18 FPS'i geçmiyor oyun. Demosu bile yetersiz yani. İnsanlar bir anda demoyu falan olumsuz yorumlara boğuyorlar. Aslında şu an baktığın zaman grafikler fena durmuyor, yani 2000 yılına ait bir oyun için fena durmuyor böyle baktığın zaman. Çünkü o zaman ilk yaptığında oyunu bayağı kötüymüş, yani piksel pikselmiş. Daha sonradan farklı bir oyun motoru çıkınca onunla yapmış tekrardan oyunu. Böyle baktığın zaman cidden fena durmuyor yani 2000 yılına ait bir oyun için. Ne yapmamız gerekiyor? İki tane silah var. Yani o zamanlar bu oyun o adamın sonu olmuş. Yani öyle düşün. Elinde patlamış bir anda oyun. Hatta adam o kurduğu stüdyoda kendi işçi olarak çalışmaya başlamış. Yani Eidos denen bir firmayla anlaşmalı bir şekilde bu oyunu yapacaklarmış. Oyun elinde patladığı için Eidos'un çalışanı olarak devam etmiş bu arkadaş. Çünkü yani firma Eidos'a geçmiş yani. Adam o derece zarar etmiş. Hatta adam son röportajında falan özür dilemiş yani. İşte ne zaman yaptı tam olarak bilmiyorum röportajı, ama o verdiği afişlerden dolayı, o şeylerden dolayı, reklamlardan dolayı insanlardan özür dilemiş. Çünkü yani çok ergence yaptığını söylemiş. Şu an adam olgun yani, saçı sakalı beyaza karışmış bir adam. Bu ne var? Yani multiplayer modu falan varmış o zamanlar. İşte demosunda multiplayer modu varmış. Multiplayer modunda insanlar oyunu tam olarak anlayamamışlar. Beğenmemişler. Zaten FPS de düşükmüş yani. FPS'ini düşünseniz 17-16 olduğunu. O zamanlarda bu adam yani... Oyunu öyle bir döndü ki nereye gidiyordum? Ben buraya gidiyordum. O adam da yani FPS oyunları dediğin zaman o adamın adı aklına geliyormuş herkesin. O yüzden beklentiler de yüksek. Yani böyle bir de yaptığı afişlerden dolayı, yaptığı reklamlardan dolayı insanlar beklentiyi de yükseltmiş. Şu an yapmaya çalıştığımız şeyi de anlamadım. Karakter kayıyor abi bu arada. Ben de bu oyunu Steam'de gördüm abi, indirimde. 1,5 lira falandı. Alayım dedim yani, nostalji. Ben böyle nostalji oyunlarını severim. Ya düşünsenize, bir oyun yapıyorsunuz.
ve kendinize güveniyorsunuz, ekibinize güveniyorsunuz 2000 yılı için. Yaptığınız oyun elinizde patlıyor ve sizin yani cidden bayağı sizi etkiliyor. Çok büyük bir zarara sokuyor sizi. Yani ondan sonra o adam iyi bir oyun yaptı mı bilmiyorum ama ben oyun yapımcısı olsam ve böyle kötü bir oyun çıkarsam o zamanlara göre. Çünkü yani şu an baktığınız zaman fena gözükmüyor. Bak yine yanlışlıkla aynı yere girdim. Şimdi baktığınız zaman fena gözükmüyor ama o zamanlara göre adam öyle bir beklenti yükseltmiş ki. Yani hani mesela şu an bir oyun çıktığı zaman o diyoruz bundan daha yüksek grafiklere sahip bir oyun çıkmaz. Bak tekrar buraya mı gideceğiz? Yanlış bir şey yaptım ama. Ha buraya gideceğim. İşte diyoruz ki şimdi bir oyun çıktığı zaman bundan daha yüksek grafiklere sahip bir oyun çıkmaz falan. Ama o zaman da o arkadaş bu tarzda konuşmuş işte. Bundan daha iyi oyun çıkmaz işte en iyi grafikler bu oyunda olacak falan filan. Ama o zaman çıkardığında bu grafikler o insanlara şey gelmiş. Yani belki de sonradan iyileştirilmiştir bu grafikler. O zamanlar böyle değildir belki ama. O zamanlar insanlara grafikler falan da çok şey gelmiş yani. Bak canım da azaldı. Çok klasik grafikler gelmiş yani o zamanlar. Bu oyun ilk çıktığı zaman grafikler her oyunda olan grafiklerdenmiş. Yani bunu nasıl böyle öldüreceğim lan? Ve öldüm arkadaşlar. Tekrardan başlayacak. İnsan o afişi gördükten sonra cidden oyunu merak eder yani. Ben o yıllarda oyuncu olsaydım, oyun oynayacak bir insan olsaydım bu oyunu çok beklerdim. Ne yapmamız gerekiyor abi? Yapmam gereken şeyi de anlamadım şu anda. Tekrardan başlayacağım. Yani dediğim gibi oyunun o afişi, o reklam kısmı oyundan daha çok akıllarda kalan bir şey olmuş. Ben hala yani Daikatan oyununu ilk kez oynuyorum şu anda. Hiç şey yapmamıştım, oynamamıştım daha önceden. Ne yapmam gerek bilmiyorum. Hiç oynamamıştım ama o afişi görmüştüm yani Daikatan'a. Oyununu duymadan önce o afişi görmüştüm. Siz de illa gördüğünüz zaman aa ben bu afişi görmüştüm falan dersiniz zaten. Sürekli ölüp duruyorum evet. Muhteşem. Yani bu tarz nostaljik oyunları severim ya. Çünkü o zamanlar çok yani 2000 yılına damgasını vurmuş bu oyun. Çıkışı, afişleri. Belki de o iki arkadaş tekrardan birlikte çalışmış olsalardı oyun daha iyi bir hal alabilirdi. Yani baktığınız zaman John Romero belki de bu ikisi birlikte yapmışlar FPS oyunlarını ama belki de John Romero yeteneksiz olandı. Diğer arkadaş zaten oradan sonra alıp götürmüş yani kendi oyun motorlarını falan çıkarmış. Hala da oyun yapıyormuş sanırım. Abi her yerden de bir şeyler çıkıyor ve göremiyorsun. Bak yine öldüm ya. Bak yine aynı yerden başlatırsa. Bak çok rahatsız edici şu yüklenme ekranı çok rahatsız edici. Hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışacağım abi. Bir şey aldım. Bu ne? Yine aynı yere mi geldik ya? Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldim. Ya amacım oyunun oynanışını göstermek değildi aslında. Oyunun hikayesinden bahsetmekti. Ben ilk duyduğum zaman bu hikayeyi ben de bir iki yıl önce falan duymuştum bu John Romero'nun hikayesini. İlk duyduğum zamanlar etkilenmiştim. Adamın hayatını araştırmıştım. Yani çünkü düşünsenize psikolojiniz bile bozulur yani böyle bir oyun yaptıktan sonra. Kendi kurduğunuz ofisin bile çalışanı olarak devam etmek. Yani sonuçta patron değilsiniz artık. Çalışansınız yani. Bu oyun yüzünden.
Bayağı rahatsız eder beni. Yani 4 yılda çıkarmış bu oyunu o zamanlar adam ve vaat ettiği süre sadece 9 aymış. O zamanlara göre 9 ayda çıkarmak da zormuş böyle bir oyunlar. İşte videonun sonuna geldim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala aboneyseniz 2 saniye izleyerek aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Sizin de bu olay hakkında bildiğiniz bir şeyler varsa yorum olarak yazarsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.